güzel. Sağ köşe. Evet. Şimoje sağıyla bir sol. Ardından bir sağ kroşe. Sol Koreli'den geldi. Evet. Sağ kroşe. Oldukça kontrollü son 1,5 dakika. Net yumurtlarımız vardı sevgili seyirciler. Hatice Fransa'ya gitmeden önce bir 10 günlük Fransa kampı yaptı ve normalde daha önce bunların tamamı bu madalyaların içindeydi. Ben Hatice'ye gidince Hatice'ye sürpriz yapmak istedim. Bir de hedefimi belli etmek istedim. Bunların hepsini bu şekilde hazırladım. Sonrasında bu Akdeniz oyunları madalyası, bu dünya madalyası, bu da Avrupa oyunlarında bileti aldığı madalyası. Ben bunları bu şekilde hazırladım. Bileti üste yapıştırdım, altı boş bıraktım. Sonra Hatice geldi Fransa'dan kamptan. Bir 6 gün burada kamp yaptı olimpiyata gitmeden önce. Sonra geldi buraya baktı, ay anne çok güzel olmuş dedi. Ben de şu ortaya bir baksana kızım dedim. Bir baktı, anne niye burası boş? Dedim üstteki bilet, alttaki de olimpiyat madalyasının yeri olacak annem dedim. Ben yerini hazırladım, sen madalyayı getir dedim ona. İlk ayak baş. Şu anda olimpiyatta olan, mevcut da dünya şampiyonumuz olan Hatice'nin annesiyim. Hatice yıllardır bu hedefe çalıştı. Babasıyla ilk hedefleri önce Türkiye, sonra Avrupa, sonra dünya ve şu anda da son hedefleri olan olimpiyattalar. Hepiniz biliyorsunuz, Hatice'ye hepiniz de dua ediyorsunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Hatice'yi en son 22 Temmuz'da Avrupa'ya, Paris'e gönderdik. Havaalanında Hatice çok kimseyi istemedi, heyecanlanmak istemedi. Birkaç sevdiğimiz dostumuzla beraber gittik. Hatice'yi gönderdik. Şu anda evde hepimiz, işte Hatice'nin arkadaşları, bir gün maçında Hatice'nin arkadaşları geliyor. Bir gün maçında bizim aile dostlarımız geliyor. Bir gün maçı biliyorsunuz kaymakamımızla, belediye başkanımızla izledik. Yani evde şu anda her maç çok büyük heyecan. Bir de Hatice bayatlamadığı için 5. maçını yaptı. Normalde diğer sporcularımız da bay olduğu için onlar bir maçtan sonra çeyrek finale çıktılar. Ama Hatice 2 maç aldıktan sonra çeyrek final maçı yaptı. Zaten biz ilk çeyrek final maçında çok büyük heyecanlandık. O maçı kazandıktan sonra doğru söyleyeyim bir rahatlama geldi. Ama baba kız ben WhatsApp'ta sürekli görüşüyorum. İkisinin de büyük hedefi o altın madalyayı getirmek. Annesi olarak da ben yerini hazırladım. Üste bileti var. Altı da kızımın madalyasının yeri var. Bekliyoruz. Çok büyük de heyecan yaşıyorum. Sadece kızımı da izlemiyorum. Şu anda Türk bütün sporcuları izliyorum. Evimde iki televizyonun ikisinde de sürekli olimpiyatların olduğu kanallar açık. Türklerin maçlarını takip ediyorum, onları izliyorum. Yani şu anda olimpiyatta kim kazanırsa Türklerde, kim madalya alırsa bizim gururumuz. Kızım da şu an çabalıyor ülkesini gururlandırmak, vatanını gururlandırmak, halkını gururlandırmak için. Malatya'sını da gururlandırmak için çabalıyor. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Duanızı eksik etmeyin kızımın üzerinden. O da sizi çok seviyor. Sizin ona dua ettiğinizde biliyor, onu izlediğinizde biliyor. O yüzden de her defasında sizi anıyor. Malatya halkı rica ediyorum, Türk halkı rica ediyorum. Duanızı eksik etmeyin kızımın üstünden.